Smith dans etmiş galiba değil mi sonra? Evet. Yani partide, Oscar after aldıktan partide. Sonra aynen. Konuş, yani şimdi tabii Tokat için bir şey söyleyemem. Aile konusu işin içine girince ona bir şey söylenmiyor tabii ama. Ama konuşması çok kötü değil miydi ya? Ya yani rol yapıyor yani. Net çok bilerek mi yaptı? En iyi aktör. Hayır işte en kötü. Oscar geri alsalar olurdu yani. Böyle bir ağlamaya zorluyor kendini falan. Ama yani Tokat da konuşulabilir sanki ya. Abi işte yani insanın karısıyla ilgili bir şey duyunca hani ona ne tepki vereceği falan onlara bir şey söyleyemem. Ya yani ne diyeyim şimdi? Doğru. Ya hoşuma gitti mi? Gitmedi tabii ki. İki taraf için de çok rahatsız edici yani. Chris Rock da öyle çocuk gibi duruyor ama öyle değil. Benden büyük bildiğim kadarıyla yani. Fena da idare etmedi sanki süreci. Öyle mi sence? Yani geri falan da vurabilirdi. İşte hangisi fena idare etmemek, hangisi doğru? Oraya bir şey lazım. Metin Aslan, Divan Kurulu Başkanı Galatasaray'daki. Gene evet. Osman Tamrıcı'yı engelledi ya. Dur, nereye, gelme falan. Şahane bir... Ya da Vefa Küçük. Yok, ben Metin Aslan'ın şeyini çok beğendim. Çok iyi idare etti yani. Çok iyi idare etti. Tebrik ediyorum. O kadar uzun süre uğraşmak o kadar insanla. Kapalı bir alanda. Çok çok zor. Vallahi hayran oldum. Buradan sevgiler saygılar. Kendisini tanımam ama çok başarılıydı. Ne diyorsunuz? Yine saatler süren bir genel kurul oldu. Sabaha kadar. Sabaha kadar. Çok acayip. Yani şimdi ben açıkçası bu kadar hınç, bu kadar bir organizasyon beklemiyordum. Onu söyleyeyim. Yani ben İbra olacağını düşünüyordum ama İbra olma ihtimali de tabii vardı. Hatta Buket'in programında da söyledim aynı şekilde. Ben İbra olacağını düşünüyorum. Ama olmazsa bunun sebebi Fatih Terim olmayacak. İlk sebebi Fatih Terim olmayacak dedim. Aynı kanaatteyim. Değiştirmiyorum bu fikrime. Fatih Terim buradaki 6. 7. sebeptir. 1-2-3 peki? Bir saha sonuçları. Ha bunu Fatih Terim'le birleştirebilirsin tabii. Ama Fatih Terim döneminde de kötüydü. 2 Işıtan vakası. 3 esas da pardon. 2 beraber yola çıktı. Bu bir koalisyondu. Galatasaray yönetimleri hep koalisyondur. Her zaman öyledir yani. Bu koalisyonun ortaklarını yolda teker teker bıraktı Burak Elmas. İkinci bu. 3 Işıtan vakası bununla ilintili. 4 Işıtan vakasının içinde işte kadınlarla ilgili atmış olduğu tweetler. 5 belki en önemlisi bir olması gereken şey verilen hiçbir sözün tutulmamış olması. İşte stat sponsorluğu düşüldü buydu. 6 da Fatih Terim. Yani bir Fatih Terim zannediyorlar. Sevgili Kenan Başaran yazmış işte Fatih Terim falan diye değil. Yani Galatasaray dinamiklerini iyi bilmek lazım. Öyle değil. Sonra Kenan'a hayır dedim. Kenan da şey yazmış. Galatasaray yönetimi, pardon Galatasaray Kongresi Fatih Terim'i sevmiyor belli ki. Başarılarını seviyor. E tabii ki. Yani ne olacaktı ki? Ya bunda anormal bir şey yok ki. Doğrusu budur. Fatih Terim bu kadar uzun süre başarılı olduğu için sevildi. Başarısız olmaya başladığın andan itibaren de 2,5 senedir süre gelen bir şey bu. Barcelona maçı dışında, Avrupa dışında. Avrupa'da da kötüydü. Başarısız oldukça da tabii herkes sırtını döner. Ha bir taraftan romantik yaklaşanlar vardır, doğru. 2, ben de söyledim bunu, Fatih Terim'i ile çalışacağım diyerek göreve geldi Burak Elmas. Ama aldığı bütün oy onunla alakalı değil. Tabii ki bir kısım oyu bu sebeple almıştır. Ama tamamı bununla alakalı değil. Pardon, sebeplerden bir şey de var tabii. Selçuk, neydi soyadın Selçuk'u unutuyorum. Bizim de iki devre üstümüz gerçi ama. Sicil'deki ihraç, bu genç liselilerin kabulü sürecinde çıkan mevzular. Sicil Kurulu Başkanı. Oradaki mevzularla ilgili. Ben orada her iki tarafın da haklı olduğunu düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Bir taraf haklı değil. Her zaman öyle olmaz. Yani. Her zaman bir taraf haklı olmaz. İki taraf da haklı olabilir. Onun detayına çok girmek istemiyorum. Çünkü çok Galatasaray'ın kendi meselesi. Sadece şunu söyleyeyim. Bir takımı tutuyorsanız o kulübe üye olun. Ama başka bir takımı tutuyorsanız gidip o kulübe üye olmayın. Ne olursa olsun size bu hak tanınsa da tanınmasa da. Ne alakanız var yani? Ben Fenerbahçeliyim, Galatasaraylısıyım. Olmadı mı? Olmam yani. Ayıp. Galatasaray
Lisesi müdürü, bir Fenerbahçeli müdür olduğunda da aynı şeyi söyledim. Olmaz abi, olmaz. Olacak iş değil bu. Ayıp yani. Ben olsam 15-16 yaşından sonra dönüp Galatasaraylı olanlara da öyle kabul etmem. Yani olacak iş mi bu? Yani bir havuza gireceksin, iki tane çay içeceksin ucuza diye. Kalamışta yani. Olacak iş mi? Dolayısıyla iki taraf da haklı. Genç arkadaşların isyanlarını da kabul ediyorum. Çünkü herkes zor durumda kaldı. Onlar da haklılar. Konuşmalarını dinledim. Mesela bir başka haklılık konusu, sevgili Begüm Özkan'ın açıklaması, konuşması çok güzel bir konuşmaydı. Hiç altına imzamı atarım. Yakın arkadaşım sayabilirim. Çok uzun süredir görüşmedik ama çok sevdiğim bir... Sınıf arkadaşım mıydı? Bir küçük benden. Çok haklı. Ama Başak Karaca da çok haklı. Yani yönetimden. O da devre arkadaşım. O da çok haklı çünkü... Ya kardeşim ben burada içeride mücadele ediyorum bununla diyor. Çünkü zamanında diyor Galatasaray Lisesi'ni de bırakabilirdim. Anlattığı olay %100 doğrudur. Galatasaray erkektir, erkek kalacak diye. İşten çıkmıştı kızlar Ortaköy'den Beyoğlu'na gelirken. Direndiler, kaldılar. O zaman okulu mu bıraksalardı? Diyor ki ben içeride mücadele ediyorum bununla. O da haklı. İkisinde böyledir. Bazen konular böyledir yani. Özüne gelirsek dediğim gibi böyle olacağını düşünmüyordum. Ama meğersem büyük bir organizasyon olmuş karşıda, yaptılar. Ancak bunun bu noktaya geleceği de bir taraftan düşünmemekle birlikte bu noktaya gelebileceğini de baştan öngörmek lazımdı gibi geliyor. Hatırlarsınız seçildiği gün yayındaydık. 20 Haziran günü ikinci bir Ali Koç vakası olabileceğini düşünüyorum demişsin. Evet aslında. Yani bu çok tahmin edilmeyecek bir şey değildir. Hatta içeriğiyle de çok, yani bundan da biraz geç giriyoruz bugün. Çünkü sabah hani bayağı bir... Trafik. İki gündür bayağı bir trafik. Herkesle konuşup ne olabileceğini, ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Enteresandır. Yönetimde olan birçok insan, şu anda olan ya da ayrılan, demin Başak'ın adını verdiğim için onunla konuşmadım, onu söyleyeyim. Yanlış anlaşılmasın, hemen oraya geliyor iş. Bunun olacağını düşünmediklerini, çok şaşırdıklarını süreçte söylüyorlar. Yani ben bu mesafeden görebiliyorum bunun böyle olacağını. Onlar nasıl görmüyorlar anlamadım. Ki Burak Elmas'ın ilk seçildiği dönem bir açıklaması vardı. Mali çok sıkıntılı bir yere geliyoruz. Evet. Mali yönden ibra edilemeyebiliriz. Buna hazırlıklı olalım. Doğru. Diye var. Kendi yönetici arkadaşlarına söylemiş. Ama onlar olmadı ki, idareden oldu. Evet. Yani ama hani bir ibrasızlık. Evet. Şimdi bu koalisyon belli ki hakikaten birbirlerini tanımıyorlarmış. Yani İşte kim kimdir, nasıl davranabilir falan. Çünkü söylenen şeyler işte Fenerbahçeli danışman, efendim işte CEO konusu vesaire vesaire. Bütün bunların tahmin edememişler böyle olabileceğini. Ben nasıl tahmin edemediler anlamadım. Bunun buraya gideceği belli. Yani bu kadar büyük kriz çıkmaz ama kriz çıkması çok muhtemel. Mali sebeple ibra edilmişti, idari sebeple idare edilmediler. Ve açık söylemek gerekirse içeriden duyduklarım, ayrılanlardan özellikle, ya bu süreçte ayrılanlıkları duydum, tüylerim ürperdi yani. Tüylerim ürperdi. Ne gibi abi, ne açıdan? Yani onların açıklaması lazım, ben söyleyemem ama yani bu kadar değil, daha neler var gibi şeyler duydum. O kelimeleri özellikle söylemiyorum çünkü şey olur, davalık olabilir. Onların söylemesi lazım, ben dışarıdan söyleyemem. Bu enteresan. Tabii bir de nelere bakıldı? Mesela bakılıyordu, menajer paralarından falan bahsediyordu değil mi Burak Elmas? 40,5 milyon euroluk bir menajer ödemesi, nereye gitti bu falan. Ona bir kapandı nedense. Konuşulmuyor yani. Bunların konuşulması lazım değil mi öncelikle? Önceki dönemle ilgili. Bunları tahmin etmek gerçekten zordu o gün itibariyle. Ama böyle. Şimdi bu esas tabii, bir de şöyle bir durum var. Ameliyatı yaparken temel sebebi de bulmamız lazım. Bu kadar, bu ibranın neredeyse bir seçime dönüşmesi işi. İbra demek aklanmak, aklamak demek. İbra deyince yanlış anlaşılabiliyor. Yani yönetimi aklıyorsun, evet böyledir, böyledir diyorsun. Aklama meselesi seçime dönüştü. Bunun sebebi de görev süresinin 3 seneye çıkmış olması. 2010 yılında yapılan 30 yıllık bir tüzük değişikliği olmuştu. 3 yıla çıktıktan sonra, şimdi 2 yıl olsaydı bu görev süresi, muhtemelen böyle bir organizasyon olmazdı. Derlerdi ki zaten şurada bir sene bir şey kaldı, bekleyelim. Ama 3 yıl geri kalanları, hem muhalefette olanları hem de muhalefete dönüşenleri,
beraber yola çıkmış ama muhalefete dönüşenlere 3 yıl kimse dayanmak istemiyor. Bir an önce değişsin bu iş istiyorlar. Dolayısıyla bundan sonra bu bir kan davasına dönüşecek. Şimdi Faruk Süren de demiş damadıyla ilgili işte bu ayıp değil mi işte bu ne hınçmış. Sen de söyledin daha 2 ay evvel, 6 ay evvel Mustafa Cengiz'le ilgili. İstifa et yoksa ibra almayacaksın diye. Yani Abdurrahim Albayrak'a ibra etmemek için uğraştılar. Abdurrahim Albayrak da gitti oyunu göstere göstere oy kullandı. Şimdi bu bir kan davasına dönüşecek ve bundan sonra gelecek hiçbir başkan rahat edemez. Edemez yani. Mutlak sonuç alması lazım. Yani sürekli Galatasaray'ın her hafta maç kazanması lazım. Ne olacak peki? Ya yeni sözleşme imza alamadın mı hocayla? Sen futbolcu olsan böyle bir yönetimle çalışmaya devam eder misin? Ya hafta sene sonunda ne olacağı belli değil. Şimdi buna karşılık diyecekler ki ya Fatih Terim'le geldiğini anlat abi Fatih Terim'den neden ayrıldığını. Neden ayrıldığını anlatmıyorsun. O kadar güçlü bir başkan değilsin ki. Ki geldiğinde iletişimin çok önemli olduğunu söylemiş. Evet. Her şey kapalı kapılar arasında. Kimse hiçbir şey anlatmıyor. İmalar imalıyor. Ya dün bir taraftan da hani kimse bir şey anlatmıyor. Bazıları çok şey anlatıyor. Dün bir yöneticiyi dinledim Ertem'in programında. İnanamadım ya. Ya hala yönetimde yedek diyor olsa yani bir insan yatak odası yani yönetim kurulunu bu kadar anlatır mı her şeyini? Yani ayrılmak istifa etmemiş değil mi? Neydi beyefendi? Vahap Tanrıverdi. Vahap Tanrıverdi. İstifa etmemiş. Değil mi? Hala yedek üye. Maça gidesim yok, girmeyeceğim falan diyor. Bir her şeyi anlatıyor. Ya anlatması gerekenler anlatmıyor. Anlatmaması gerekenler her şeyi anlatıyor. Bu iş dikiş tutmaz. Söyleyeyim size. Çok zor bir dönem. Zaten finansal olarak çok zor durumda Galatasaray. Bütün kulüplerimiz gibi. Bu dikiş tutmazmış. Ha bunun sebepleri arasında Fenerbahçe ile ilişkiler de var. Fenerbahçe ile çok yakın olması başkanla Ali Koç'un. Bunu anlatmak çok zor. Her yani çok yüksek zeka seviyelerine bile bunu anlatamıyoruz maalesef. Fanatiklik ön plana geçiyor. Bu iki kulüp dayanışma içinde olmazsa, dost olsun demiyorum ama dayanışma içinde olmazsa batarlar. Bütün futbol batar. Türk futbolunun Burak Elmaz %80'i dedi. Konuşmasının içinde öyle ıskalanan bir bölüm var. Fenerbahçe Galatasaray %80'idir. %20 yönetmeye çalışıyor. Ve ondan çıkıyor bütün problem dedi. Bu iki kulübü birbirine kavga ettirerek. Etmeyin. Çok mu zor? Etmeyin. Evet %80 değil ama ben de %60, %70 bandında bu iki kulüp olduğu kanaatindeyim. Bunlar dayanışma içinde olmadan dost olsunlar, arkadaş olsunlar, beraber olsunlar demiyorum. Ama maçı satacaklar, ligi satacaklar. Bu iş yürümez. Maalesef iki tarafta da buna karşı büyük bir direnç var. Özellikle sosyal medyada. Bunu halledebilecek güçlü bir başkan da Galatasaray'da şu anda yok, çıkmaz. Aslında çok standartlaşan bir cümle oldu son yıllarda ama aynı gemideyiz. Onlar biraz şey, kötü arabesk şarkısı gibi aynı gemideyiz. Ne demek o? Yani. Değilsiniz aynı gemide. Ama aynı rutta gitmeniz lazım iki ayrı gemi olarak. Ya o limana varacaksınız aynı yerden gideceksiniz. Yani biriniz yani buradan İtalya'ya giderken Kızıldeniz'den çıkıp Ümit Burnu'ndan kuzeye dönüp Cebeli Tarık'tan içeri girip gitmeye gerek yok. Buradan çıkacağım beraber gideceğiz işte yan yana arka arkaya. Konik'ten geçip filan neyse artık. Anladın mı? O taraftan dolanmayacaksın. Sürekli bir itiş kakış ay tarafı gidişler. Yani aynı malı sağdan sonundan çekiyorlar başka tarafa doğru. Olmaz öyle şey. İngilizler yürüyüp gidiyor işte. Yürüyorlar gidiyorlar yani. Arsene Wenger'in röportajını izlediniz mi? Şeyde Bein'de. Çok ben güzel, başına baktım. Çok güzel bir röportaj dinleyin tavsiye ederim. Buyurun. Abi herhalde aklanma... Var mı başka bir şey? Kısmından bahsettin hani. Neyle? Bu aklanmanın biraz artık başkanları rahat ettirmeyeceğinden yeni gelenleri de. Hani demokratik bir mekanizma daha zararlı bir şeye mi dönüşüyor? Yani Galatasaray için. Ben mesela çok eleştiri var. İşte bir sürü insan artık ben kongrede gitmem, divana gitmem falan diyor. Bence çok canlı ve iyi bir şey bu demokrasinin böyle olması. Ancak yani tartışmalar... özellikle Begüm'ün konuşması, Başakşehir'e cevap veriş falan. Harika, her şey harika bence. Birkaç tane saçma sapan kendi şovunu yapmak isteyenler bir kenara bırakıyorum. Böyle olur abi, böyledir yani. Kafa gözdür yani. Git bak İngiltere'de kabineye nasıl oluyor. Kalkıyorlar bir şey söylüyor, o kalkıyor başka bir şey söylüyor. Böyledir demokrasi. Alışmak lazım buna. Ancak mekanizmaları doğru kullanmak lazım tabii. Yani Mustafa Cengiz'i de 400 küsür kişi ibra etmedi. Değil mi? Yani bu kadar büyük fark nasıl olur ya? Ya
Yani bir şey doğruysa doğrudur, yanlışsa yanlıştır. Nedir yani burada ibra edilmeme sebebi? Yani bunu oya dönüştürmemek gerekir. Yani ben seni seviyorum, sevmiyorum ama dönüştürmemek gerekir. Bu böyle bir şey yoktu ki, bu ibra edilen şey böyle çalışmazdı eskiden. Adnan Polat'la başladı yani 2010'da. O gün de hataydı muhtemelen. O gün ilk geldiği için vay mekanizma iyi çalışıyor demiştim ben. Ama şu gün görüyorum ki yanılıyorum. Yani müsaade etmek lazım. Ve fakat tabii şunu söyleyeyim. Yani Burak Yılmaz'ın yaptığı hatalarla da bu işin gitmesi çok mümkün değil. Bir taraftan da öyle. Yani hayır diyenlere hak vermiyor değilim. Ama bu kadar bölünme, bu kadar olmaz. Yani tulum çıkması lazım bu tür işlerde büyük oranda. Yoksa inandırıcılığını kaybediyor. Yani oylama seçim oylamasına dönüşüyor. Başkan yok demiştin. Hani çok güçlü bir figür olarak. Yok. Adaylardan... Fatih Terim'den daha güçlü bir figür yok şu anda. Fatih Terim'de ben başkan olacağını düşünmüyorum. Çünkü her şeye hakim olmak ister. Başkan dedim bak. Fatih Hoca olamazsın. Yani çıkıp burada şu Burak Yılmaz'ın verdiği hesabı falan vermek istemez Fatih Hoca. Zannetmiyorum yani. Kişiliği kaldırmaz bunu. Ancak işte bu aşı olacak, maaşı olacak falan, tamamen ona bağlanacak, seçim dışına çıkacak iş falan, onun başına geçebilir belki ama bu kongreyle uğraşmaz. Çünkü Fatih Hoca'yı seven kadar sevmeyen de var. Ve herkes çok dikkatli konuşuyor Fatih Hoca'yla ilgili ama başkan olduğunuz zaman o kongreye gittiğinizde, o divana gittiğinizde perişan ederler. Fatih Hoca bunu kaldırabilir mi hiç zannetmiyorum. Zor bir görev o. Ve böyle önemli bir... Ya ben onu söylüyorum, kızıyorlar bazen de. Bir Ali Samiyen, iki Fatih Terim'dir yani. Şu anda Galatasaray'da. Metin Oktay var falan. Tamam mı? Hadi peki Metin rahmetli analım. Peki Metin Oktay da var. Üç tane. Üç tane efsane var. Daha ötesi yok. Yakını da yok. O yüzden bu kadar yukarıya çıkmış bir figürün bu kadar tartışmanın içine girmesini beklemem ben. Çok çok şaşırırım yani öyle bir şey olursa. Bir de sağ kenarında olmak istiyor hala. Çok istiyor. Onu görüyoruz. Peki şu anda gelecek başkanla görevin başına gelir mi diye sorarsan? Aynı yol izlenirim. Bu şartlarda bence olmaz. Ya, o çok hisleriyle davranıyor demektir. Ya, çünkü Dursun Özbey'in adaylardan biri oldu ve Fatih Terim'le çalışacağı söyleniyor. Çünkü finansal zorluk atlatılabilir bir finansal zorluk değil bu. Yani şey falan dönüyor. Gelecekmiş 5 kişi 20 milyon euro koyacakmış falan. UEFA kabul etmiyor ki onları. Dışarıdan para koymayı kabul etmiyor ki. İşte Ali Koç'u nasıl, nerelerden nasıl çevirerek. İşte sponsorluklar bunlar, şunlar. Kabul etmiyor abicim, bunu anlayamıyoruz. Bunu çözmekte, ya bu çok basit bir şey. Bunu neden anlamıyoruz, anlamıyorum ben de. Sen ben para koyuyorum diyecek, koyamıyorsun ya. Hadi kasak olaylıkları falan onlar başka. Ama ondan sonra UEFA'da ya sen buraya para koymuşsun diye ceza verebilir sana. Yani Saint Germain'in, City'nin falan şansı var, onlara karışmıyorlar ama. Ama işte Klopp da çıkıyor. Ya bunlar ne yapıyor kardeşim diyor. Baksanıza şunlara diyor. Yine uzattım lafı. Var mı başka bu konuda? Son burada belki Abdurrahim Albayrak'ın Gomis üzerinden de giden açıklamaları oldu biraz. Çok yanlış. Her zaman olduğu gibi Abdurrahim Albayrak maalesef çok yanlış açıklamalar sürekli yapıyor. Gomis'i istemeyen Fatih Hoca'dır abicim. Öyle olmadığını söyledi. Öyle. Öyle. Yani Fatih Hoca isteyecek de, bu adam kalsın diyecek de sen yollayacaksın, öyle mi? Geçiniz. Geçiniz. Ha, Gomis'in istememesinin haklı sebepleri vardır. Anlattığı şeyler doğru olabilir, bilmiyorum. İşte para istedim. Evet, bunlar konuşuluyordu. Şeyi de biliyoruz o dönem, direkt içeriden. Hatta bu fanatikte haber oldu. Para almadığı için oynamıyor diye. Bunun üzerine Galatasaray yönetimi açıklama yaptı. Abdurrahim Albayrak, bizzatı Abdurrahim Albayrak açıklama yaptı. Fanatik gazetesine boykot kampanyası başlattı. Kendisi yaptı bunları ya. Ve biz içeriden bunun böyle olduğunu biliyorduk. Doğruydu haber. Çünkü haber içeriden alınmış bir haberdi. O zaman niye bu haberi yapanlara böyle bir şey yapıyorsunuz? Doğru bir haberi. Şimdi de çıkıp diyor ki işte gazetecilerin alınması lazım, ayıp oluyor filan. Evet, gazetecilerin alınması lazım. Çok doğru. İçeri. Hiç kuşku yok. O tabii başka bizim mesleki problemimiz. Yani alınmadığı zaman orada kurumlar, oradaki muhabir arkadaşların arkasında duracak. Yapmıyoruz yani diyecekler, çekilecekler, gidecekler. Onu kurumlar o kadar kuvvetli olmadığı için öyle bir şey yapamıyorlar. Arkadaşlarımız da çok zor durumda kalıyor tabii.
Ama kendisini işte gazeteciler gözünde aklamak için böyle bir şeydi. Zamanında niye yaptın abi? Komis olayında. Unutmadık yani. Bize küfür ettiler gazete maça gittiğimizde. Biz çektik sıkıntısını onun yani. Yani işine gelince fikri, yani. İşine gelince basına sansür. Yani. Geçiniz. Bir önemli konu da hakemlerle alakalı abi. Evet, hakem demişken şeyi de söyleyelim tabii. Federasyon yumruk vurma hikayesini. Evet. Evet, hocama laf edildiğinde. Hocam yumruk vurdum diyor. 6-2 tane şahit var diyor. Federasyonda açıklama yapıyor. Böyle bir olay olmadı. Hayırlıyorum diyor. Ama zaten hani açıklaması yapılabilecek çok bir şey mi ki? Ağlamak istiyorum ya. Hakikaten ağlamak istiyorum. Ya, bu kadar adı olur mu ya? Bir taraftan dur bakayım notlarıma bakıyorum. Bir şey de unutmayayım. Soru pişman oluyorum çünkü. Ama komedi değil mi bu ya? 6 kişinin olduğu bir yerde sen benim hocama böyle bir şey diyemezsin diyor. Ve kalkıyor. Diyor ki hayır öyle bir şey söylemedi. Çok dostane geçti. Peki hocaya böyle bir şey söylendi mi? Söylendi. Çünkü federasyonda Fatih Hoca arasında dövüş var ya. Bu federasyon yeni bir federasyon değil. Bu federasyon 20 yıldır devam eden federasyon. Aynı ekip devam ediyor. Başkanlar değişiyor. Aynı insanlar yani. Aynı organizasyon devam ediyor. 20 yıldır aynı organizasyon. Ve Fatih Hoca da aralarında bir sorun var. Yıllardır süre gelen şeyden, itiş kakıştan. Bir dönem Fatih Hoca'nın çok domine etmesinden muhtemelen. Var yani. Bünye reddediyor Fatih Hoca'yı. Doğru bu. Doğru. Ha bu sahaya yansıyor, hakem kararları falan. Hayır. 2-3 sene önce şampiyon olduğunda da bu itiş kakış vardı. O Başakşehir maçında. O zaman da vardı. Ha belki artmıştır. Olabilir. Bir şey diyemem. Ha bu MHK'nin kararlarının tabii Fatih Hoca ile bilgisi var mı onu bilmiyorum. Bunu çıksınlar anlatsınlar. Hiçbir şey anlatmadıkları için. Onu bilemem. O bu hakemlerin dışarıda kalmasını. Çünkü bunu iddia eden de var. Evet. MHK demişken de tahkim kurulu. Hı-hı. Hakemlerin itirazını kabul etti. Kabul etti ama no, evet yani bunun olacağı belliydi. Şimdi bunun nedir sonuç? Neden belliydi? Çünkü MHK'nin zaten elde belirli bir veri yok. Hani şundan biz bunları dışarıda bıraktık diyebilecekleri bir veri yok. İspatlanabilir performans falan diyor ama alakası yok tabii. Bu bir hınç. Yani Hakemler ve Gözlemciler Derneği'nin içindeki kavgasından kaynaklanıyor. Temel sebebi o. Birkaç kulübün istememesi de var bunun içinde. Yani birkaç sebep bir araya geldi. Şimdi böyle bir sonuç çıktı. Peki şimdi ne olacak? Hakemler lehine olduğu gibi gözüküyor ama Ferhat Gündoğdu bizzat hakemleri topladı ve dedi ki ben bu adamlara maç vermeyeceğim. Yani ertesi günü karar çıktığında. Mobbing mi sence? Sezon sonunda da gene klasman düşüreceğim dedi. Dedi bunu. Demediğini söylemeyecek herhalde. Yani bu komedi bile değil. Kötü komedi. Bu acayip bir şey. Absürt. Absürt. Yani tahkim karşısında herhangi bir ispat ortaya koyamıyorsun. Yok çünkü herhangi bir ispatı. Yani Volkan Bayastı'nın fizik olarak yeterli olup Cüneyt Çakır'ın fizik olarak yetersiz olduğunu pervan olarak. Yani bu tabii bunu Ferhat Gündoğdu dışında yapabilecek birisini bulamadıkları için Ferhat Gündoğdu zaten MHK'nın başında. Yoksa Ferhat Gündoğdu'nun MHK'nin başında olabilecek bir yeteneği, geçmişi falan yok. Öyle bir şey değil yani. Öyle bir hakemliği yok, öyle bir yöneticiliği yok. Bu operasyonu yapmak için oraya geldi. Bu operasyon bittikten sonra da muhtemelen yollanacak. Yeni yerine birisi girecek. Hı hı. Bu çok kullanılan bir mekanizmadır. Böyle olacak. Yani bu görev için geldi. Ve başarılı oldu. Tabii hakemler açısından lehte duruyor ama bir taraftan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurma yolu kapanmış oldu. Çünkü tahkim haklı olduklarına karar verdi. Eğer haksız olduklarına karar vermiş olsaydı hemen AİHM'e gidebilir. Ve bütün kurumların zaten problemi var. Özellik problemi var. Federasyonunu biliyorsun bir sonraki seçime bıraktı, değiştirmedi. Her yönüyle, şimdi bunu söylediğim zaman Trabzon'dan sürekli bana kızıyor. Trabzon'la ne alakası varsa ligin tamamı için problemli bu. Sadece bu ligi söylemiyorum. Ha, geçtiğimiz yıllar içinde birileri mahkemeye başvursa kazanır. Çünkü tahkimin özerk olmadığına dair direkt karar var. Sadece bu sezon değil. Önceki sezonlar içinde böyle bir şey çıkabilir. Kim başvursa böyle bir sonuç alabilir. Tescili bozulabilir yani 3 sene öncenin. Böyle bir risk var. Ama hiç umurunda değil kimsenin. Bütün bu saçmalığın arasında da spor yasası çıkıyor. Şimdiden söylüyorum spor yasası bir çözüm olmayacak kulüplerin yasası. Çözüm olacak
problem çok daha büyük olacak. Perişan olacak. Bitirmek için her şeyi yapıyorlar. Herhalde çok da uzun sürmeden bitirecekler işi. Tebrik ediyorum. Vallahi bravo yani. Evet. Bence bu konuyu da kapatabiliriz. Hızlı hızlı geçelim. Nedim Tokat'ın teşekkürleri vardı abi. Onu bir... O da işte anlayışın ne kadar sakat olduğunu hakemlik dünyasında. İsimleri verme. Ama şeyde medyada hakemler hakkında, hakemlerin bu konudaki haklılığı hakkında haber yapan, yorum yapanların destekleri için teşekkür ediyor. Bu destek köstek meselesi değildir ya. Bu realitenin peşindesindir. Doğruysa doğrudur. Babamızın oğlu değil kimse. MHK başkanı doğru sebeplerle böyle bir karar alırsa kimse hayır demez. Ama böyle bir saçmalık olduğu için insanlar altını çiziyorlar diye düşünüyorum. Ama ahbap çavuş ilişkisinden yapan varsa da artık onunla da. Yani ama bu düşünce çok sakat. Destekleri için teşekkür ederiz sen. İşe bak ya. Bu maalesef bizim toplumumuzun en büyük problemi. Birilerini işte Kenan'ın da demin söyledim ya seviyormuş sevmiyormuş. Ya böyle toplum ilerler mi? O onu seviyor, bu bunu seviyor ile. Ona destek olalım. Sen bence, bence, şucu bucu. Performanstır abi. Herkes işine gücüne bakacak. Biz de iyi olduğu zaman şey yapacağız. Yani sizi ben çok kara kaşınız, mavi gözünüz için mi burada oturtuyorum? Yapamazsınız gidersiniz başkası gelir. Benim için de aynı şey geçerli. Bu sevmek sevmemek falan işleri... İnsan karısını sever, çocuklarını sever, anasını babasını sever. Geri kalan hepsi şeydir yani, kardeşini sever. O kadar yani. Seni çok seviyorum, o yüzden destek olacağım. Geçiniz bunları. Geçiniz. İşini iyi yapan adamı seversin ama ayrı. Aynısı iştir kişinin. Lafa bakılmaz. Gündemden devam edelim. Edelim abi, hızlı Mesut hızlı. Mesut Özil kadro dışı bırakıldı o zaman. Mesut Özil kadro dışı bırakıldı. Mesut Özil hakkında söylediğimiz eleştiriler için kendi adıma geri kalan herkes için çok teşekkür ederim. Çok yanıldık. Abi başta söylediğimi tekrar ediyorum. Mesut Özil bugün futbola yeniden aşık olsun gene dünya starı olur bu yaşında. Ama işte futbolu sevmiyorsa hep onu yumuşatarak söylüyoruz ya bunları hep mecburen. Mesut Özil'den bir şey olmaz falan demek çünkü insanın ağzına yakışmıyor. Yani çünkü adam dünya... Kariyere yakışmıyor. Abi... Dünya starı. Hala kaç sene olmuş üst düzey futboldan çıkalı. Hala benim önüme onunla ilgili hareketler şundan sosyal medyada hala dönüyor. Yani nasıl Ronaldo'yla, baba Ronaldo'yla, işte Roberto Carlos'la, şununla, Bergkamp'la ilgili şeyler geliyorsa Mesut'la ilgili de geliyor. Çünkü özel oyuncu. Ama kafanda futbolu bıraktığın zaman, sevmediğin zaman olmuyor. Bugün tekrar ediyorum. Bugün yeniden futbola aşık olsun. Gene olağanüstü oyuncu olur. Ama yetmiyor. Yetmiyor. Yetmeyeceği de bunu nasıl yaptılar? Ve anlamakta çok zorluk çekiyorum. Sevgili Acun. Sevgili Ali Koç. Yani bunu nasıl okumadınız? Herhalde çok sevdiğiniz için okuyamıyor. Bazen insan çok sevdiği için ve çok yakınlaştığı için gerçekleri göremez ya. Herhalde ondan. Az önceki sevgi muhabbeti. Galiba öyle evet. Çok yazık. Tabii asıl yazık olan Ozan. Ya bu yetenekli bir oyuncunun kendine bu kadar yazık etmesini kabullenemiyorum. Çok başka, bambaşka bir yerde olabilirdi. Ya Premier, ya sadece bu sezon özelinde bile Premier Lig'de oynayabilecekken. Her sene bu çıktığı, yani evet bu sene bile yapabilirdi. Şu an kadro dışı kaldı. Bak yani o da kendini verebilseydi çok çok başka bir seviyeye çıkabilirdi. Abartmıyorum yani. En iyi kulüplerde, dünyanın en iyi kulüplerinde oynayabilecek seviyeye çıkabilirdi. Belki hani Barcelona, Real Madrid değil ama bir altında. Yani mesela İngiltere'nin altı büyüğüne bir uğrayabilirdi bir tanesine. Bir girip çıkabilirdi. Yani Granit Xhaka'nın yaptığını yapamaz mı Ozan? Yapabilirdi. Yapabilirdi. En vardı azından yani. Çağlar gibi bir kariyeri olabilirdi. Olabilirdi. Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı. Evet. Hareketli bir milli ara. Çok. Sizden bekliyorum ne olur. Siz daha iyi biliyorsunuz Valerian İsmail'i, daha iyi tanıyorsunuz. Valla ben birkaç yazı hakkında okudum abim. Seyrettiniz takımlarını. Takımların tabii çok değil ama yani. İyi kötü seyrettik. Ya bir kere birkaç tane açıklamasına da baktım. Yani üçlü savunmadan da hani bir önceki programda bahsetmiştik oynatıyor ama orada çok katı olmadığını ben görüyorum. Mesela hani benim için 3-4-3 işte 4-3-3 çok farklı değildir. Hani iyi oyuncular ben hangi oyuncuya ihtiyacım olduğunu bilirim buna göre bir değişiklik yapabilirim diyor. İngiltere yani Championship kariyeri ilk dönemi iyi Barnsley ile olan hani takımı... Flash bir dönem. Evet, playoff'a kadar götürdü. Sonra işte West Brom çok iyi gitmiyor. Uzun top
fazla kullandığını yazıyorlar. Bir sakıncası yok bunun doğru kullanıyorsan. Yani kaleden ne kadar uzakta hata yaparsak o kadar iyi mentalitesinde. Bunlarda hiç sorun yok ama kim atacak o topu? Sorun o. Yani o topu atacak oyuncu önemli. Yani hep o örneği veririm. 2008'de İspanya şampiyon olurken, yani Tiki Taka'nın zirvesiydi o dönem Barcelona. Artık en uç noktasındaydı. Hiç de onu kullanmadılar. Aragones kullanmadı onu. Uzun atıyorlardı sürekli Torres'e. Çünkü elinde Torres vardı. Ha, öbür türlü de Tiki Taka'ya yakın bir şeyde oynuyorlardı ama Aragones başka bir oyun oynadı. Şimdi bu çok risklidir. Mesela ben Löw'ü Bayern şablonunu kullanmadığı için Almanya'da eleştiriyorum. Niye? Başarısız oldu çünkü. Başarılı olsa dersin ki ya elinde bu kadar iyi bir şablon varken onu kullanmamasına rağmen başarılı oldu. Bence yani burada geçen hafta konuştuk bunu. Yani Löw çok riskli o anlamda. Şimdi Valerian İsmail'in oynattığı oyuna Beşiktaş kadrosu uygun mu? Asıl önemlisi önümüzdeki seneki kadro ne olacak? Büyük bir yapılanma olacak. Yani. Bu arada Atiba'yı da kutlayalım. 39 yaşında Dünya Kupası'na. Evet. Ülkemizi temsil etmek üzere gidiyor. Onu da İlk Dünya Kupası. Evet. 36 yıl sonra gitmiş kanadı. Evet. O yüzden hani bilmiyorum. Ama şunu biliyoruz. Esneklik önemli bir şey. Değiştirebilir oyununu. Bu önemli bir şey. Ancak istenen şu hani olmuş bir teknik direktör mü? Değil. Yani elinde şablonlarıyla gelecek ve oynatacak. Öyle mi? Değil. Gelişecek. Olmuş bir teknik direktör artık gelir mi Türkiye'ye? O zaten başka bir tartışma. İkinci bir şans için belki gelebilir. Ancak gelmeli mi? Soru o. Ama tabii asıl sorusu şu. Ya Önder Karabeli'nin takımında neydi yanlış olan abi? Bana onu anlatsanıza. Ne yanlış oluyordu da bu adam gelip değiştirecek? Pozisyona mı giremiyordu takım? Giriyordu. Hatta iyi giriyordu değil mi? Onunla ilgili istatistik de var. XG'si evet. Alanya'dan sonra en yüksek olan, yani gol beklentisi en yüksek olan takım. Ve gol beklentisi her şeyi tamamen anlatmayabilir ama ben açtım baktım. Bütün özetlerine baktım hemen hemen sezon başından beri. Bir daha baktım. Demarke pozisyona sokma konusunda Beşiktaş'tan daha iyi bir takım var mı bilmiyorum. Emin değilim. Alanya gene yüksek, onlar da iyi, tamam. Mesela Trabzon öyle değil. Trabzonspor hakikaten taşın sıkıp suyunu çıkarıyor. Yetenekleriyle. Yetenekle yapıyor. Ama Beşiktaş kalenin önüne topu getiriyor. Ne yapacak? Batshuayi'nin ayarını mı düzeltecek? Güven'in ayarını mı düzeltecek? Ne yapacak abi? O top oraya geliyor. İçeri vuramıyorlar ya. Ya bu çok basittir bunu söylemek. Ama öyle. Yani birçok mesela Aykut Hoca söylerdi bunu. Top geçseydi içeri. Ya o zaman da derim ki hocam konu o değil. Sıkılıyor millet senin o topunu izlerken. Oradandı yani. Sorun oydu. Daha gümbürtülü bir şey istiyor. Yoksa kazanıyordu Aykut Hoca. Fena değildi yani. Burada her şey var. Topu içeri vuramıyorsun. Şimdi Valerian İsmail gibi neyi değiştirecek? Umuyorum yanılıyorumdur. Ama ben çok kendisine de haksızlık etti Önder Hoca. İyi idare edemedi süreci. Ama kendi çocuklarını böyle dövmemelisin abi. Bu çok kötü bir mesaj. İçerideki herkes için çok kötü bir mesaj. 13 yaşındaki çocuktan 40 yaşındaki, 50 yaşındaki emektar malzemeciye, teknik direktöre kadar korkunç bir mesaj içeriye verilen. Niye getirdin, niye yolluyorsun sezon içinde? Olacak iş değil. Şöyle yapabilirsin. Biz yeni bir planlamaya geçeceğiz. Önder hocamız geçici bir süre için göreve geliyor. Bakın sonra şey olmasın. Hani niye görevden aldın falan denmesin. Zaten bunu biliyoruz biz karşılıklı. Önder hocam evet ben geri döneceğim diye açıklama yaparsın başta. Kimse bir şey söylemez. Şimdi Önder hoca nasıl çalışacak orada ya? Şeyin muhabbeti dönüyor. Demir parmakların arkasından hüzünlü hüzünlü antrenmanı seyrediyordu. Yani iş buraya gidiyor. Halbuki U19 maçını seyrediyordu. Ama tabii hüznü var mıdır? Vardır. Vardır tabii. Şimdi adamı nasıl çalıştıracaksın? Yazık değil mi? Milli maç. Var mı başka bir şey? Yok. Önder Hoca'nın bu arada kendisinin ayrıldığı. Yani kendisi ayrılmak istemiş. Öyle bir açıklama yaptı başkan. Dur arkasında. Milli maç Kanada'ya doğru gidiyor. 36 yıla doğru Dünya Kupası herhalde. Ya şey çok konuşuldu tabii. Üçlü tercihi. Konu üçlü değil. Allah aşkına üçlü değil. Gerçi oyuncular mesele etmişler bunu. Yani benim duyduğuma göre yanlış olabilir. Serdar Aziz oynatmak istiyormuş Ozan'ın yerine. Ki Ozan bence takımın en iyilerinden biriydi. Serdar Aziz istememiş üçlü oynamak. Duydum. Yanılıyor olabilir. Yardımcılar... Dorukhan'ı mutlaka oynatmamız lazım demişler. Hayır demiş. Ben sorunun
orta saha merkezi olduğu kanaatindeyim. Orkun ve Hakan ikisi çok iyi oyuncular olmalarına rağmen ikisini de çok takdir ediyorum. Hem kişilik olarak hem futbolcu olarak. Sezonda belli kısımların çok formda. Evet, Orkun özellikle. Hatta Orkun daha da yakın zamanda. Çok iyi. Ama orayı yani özellikle böyle bir rakip orta saha karşısında taşıyacak ağırlıkta değillerdi. Bu zaten hemen göründü. İşin enteresan tarafı ön tarafta, arka tarafta bunun böyle olmadığını, olamayacağını ikna olmadı takım yani. Takımı ikna edemedi bu düzene. Ve çok bilmiyorum dikkatinizi çekmiş midir? 20. dakika falan Cengiz bir pozisyona girdi. Pozisyonumsu. Şut çekti mi? Şut çekti. Döndü, bakın görüyor musunuz? İşte bunu planlıyordum ben dedi. Çok net olarak gözüktü yani. Kuntz'un bunu söylediği. Açın bakın yani yakalarsınız. Yakalayamadı. Yakalanmıştır muhtemelen. Çok. Bakın işte bunu yapacaktık biz baştan beri. Anladın mı? 20 dakikadır ceza sahasından çıkamıyorsun. Çıkamıyorsun yani. Olmadı. Anlıyorum ne istediğini. Ya Almanya 4-2 kazandı. Almanya'nın herhalde Avrupa Şampiyonası'ndaki tek iyi maçı. Portekiz'i yani 4-2 yendiği maç. Son İrlanda ve Sırbistan maçları da evet herkes 3-4-3 çevari benzer bir şey oynuyor. Ama bunların o gelenekleri var. Ki Almanya çok zorlandı. Portekiz maçı dışında. Ve Gosens gibi mesela kanat. Gosens var tabii şimdi. Yani. Sırbistan'da Kostić var. Doherty var İrlanda. Tabii yani uyumadı. Şimdi Berkan'ı çağırma sebebi de Berkan'ın orta sağlığının çok iyi olması değilmiş meğerse. Berkan'ın orta sağlığını beğenmiyor Kuntz. Sırf bu pozisyon için çağırdı. Sol ayakta olduğu için çağırdı evet. Biraz. Sadece ve dinamizm için. Yani bütün koridoru gidip gelebileceği için. İçeriden duyduklarım bunlar. Ama bütün bunlara rağmen olabilirdi yani. Buran penaltı kaçıracak kimin aklına gelir? En son aklıma gelecek adamlardan biri yani. O anlamda üzüldüm çünkü olabilirdi. Ama Makedonya'ya geçebilir miydik emin değilim. Çok istiyorum. Aslında tam bizlik bir hikaye olurdu. Tabii. Portekiz'i geçip. Ben çok şans veriyorum Makedonya'ya, bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Bence de çok düşük değil. Ve destekliyorum da yani. Portekiz'in en sıkıntı ediyorum. Yaşadığı. İzleyenler varsa çünkü Makedonya'da çok Türk var. Türkiye'de de çok Makedonya kökenli Türk var. Sevindim, umuyorum giderler. Mutlu, mesut oluruz. Euro 2020'de de fena iş yapmamışlar. Güzel oynamışlar, iyi de gelmişlerdi. Evet. Onların da tarihi olacak yani öyle bir dünya kupası. Evet, ilginç yani. En iyilerinden biri şu anda değil mi Hırvatlarla? Eski cumhuriyetlere bakarsan. Sırplar da fena gitmiyor ama. Bir de şey var yani, sürekli sürdürülebilirliği var işin. Tebrik ediyorum, her türlü çok iyiler yani. İtalya'nın da abi Dünya Kupası grup harici son maçı 2006 finaliymiş. Evet. İki kupa üst üste oldu kaçan. İki kupa kaçırdılar. İki tane de gruptan aynen çıkamadılar. Çok üzüldüm diyemem. Çok üstten bakan. Şimdi maç sonu hallerini gördün değil mi? Ya bu nasıl olur falan böyle bir havaları vardı. Yapacak bir şey yok. Ya bu kadar yukarıdan bakmaya üzülemeyeceğim. Tartışmalı tabii, Dünya Kupalarını es geçiyorlar. Nasıl? Tartışmalı Dünya Kupalarını es geçiyorlar diye. Evet. Rusya üstü. Rusya üstü Katar. Evet doğru söylüyorsun. Oradan İsviçreliler şey açmışlar değil mi? Evet. Bir tane şey pankart açmışlar. Google bize pankart. Diye. Onu da şimdi verirken ki ikiyüzlülüğü tamamen finansal olduk. Hiç tartışmasız. Çünkü futbol gelişsin diye Katar'a verilmez ki. Futbol gelişsin de Fas'a ver o zaman. Yani İslam coğrafyasına vereceksen. Katar'a verilmesin. Zenginlik işte. Oradaki zenginlik. Yani, değil mi? Yanlış mı? İran'a ver ya. Fanal de aynısını dedi senin dediğin. Yani. Ama şu andaki de 200'lük. Bir küçümseme bilmem ne. Yani 200'lük konusunda Batı üst üste rekorlar kırıyor son birkaç aydır. Tebrik etmek lazım. Her şey. Kendin ol, korkusuz ol etiketine gelen sorularımız. İrfan Bey'in bir sorusu. Süper Lig takımlarının neredeyse hiçbiri 4-4-2 formasyonunu kullanmıyor. Bunun nedeni 4-2-3-1-1-4-4-2 varyasyonudur. Ki o da bir Dünya Kupası'nda böyle yayılıp çıkıp iyice oturan bir şey oldu. Bunun nedeni lige uygun olmaması mı? Yoksa çift forvetli formasyonla defansif zaaflar yaşayabileceğini mi düşünüyor teknik direktörler? Yani şöyle, şimdi 4-4-2 iki santrforla oynanır. Yani iki tane net santrforla oynanır. Birisi 10 numara gibi olabilir, bir tanesi 9 numara olabilir. Ama iki santrforla. Tek santrforla oynayan bile çok az artık. Yani orta saha özellikle oyuncuları en uçta kullanmak gibi bir hücum da yapan orta saha. Çünkü santrfor bulmak kolay bir şey değil. Yetişmiyor yani. Dünyada yetişmiyor. Beş tane major net santrfor söyleyin bana. Golcü, striker. Lewandowski. Haaland. Bence o tam net bir santrfor değil ama okey.
Mbappe bile net bir santrfor değil. Golcü mü? Zaten Mbappe. Golcü. Efendim? Mbappe değil gibi zaten. Değil. Benzema. Yok yani çok az. Kane sayılır. Ve o da mesela İngiltere'de bayağı orta sahadan top taşıyan oyuncuydu. Son Tottenham'da da öyle bu sezon biraz. Vlahovic. İbrahimovic. Evet İbrahimovic. Az ama az yani. Az hem az hem az yetişiyor. Bunun sebebi var tabii. Altyapıdan oyuncu seçerken ya da oyuncuları geliştirirken nasıl bir formasyon yüklediğinle alakalı. Mesela Kai Havertz santrfor mu? Değil. Ama mesela oynuyor. Santrfor gibi oynuyor. Gnabry oynadı Almanya'da. Zorluk var. Burada bir tercih de edilmiyor. Yani geçen hafta söyledim ya. Folland'ı oynat işte santrfordan. O güzel bir soru. Ben de istiyorum. Yani iki santrforlu oyunu izlemek istiyorum. Monaco oynuyor bu arada. Kevin Folland, evet. Ben Yedder'le. Doğru. Ben Yedder'de sayılabilir tabii. Birisi yapacak bunu. Ben bir sonraki devrim değil de yeniliğin 3-5-2 olacağı kanaatindeyim. Net 3-5-2 oynanacak. İki santrforla. Birisi oynayacak bunu yani. Ve İsmail Hoca'ya da buradan çağrı yapıyorum. Sen oynat ilk. Ya Batshuayi, Serdar... Batshuayi nereden çıktı? Berisha, Serdar Dursun'la oyna. Yani Serdar Dursun, Berisha'yı bir 11 görelim ya. Berisha'nın da neden alındığını millet anlayacak. Ya İsmail Hoca için en zorlu görev olur herhalde. Ya artık Mesut tehdidi de kalmadı. İrfan da toparlar. Sakatlık makatlık bunlar olmazsa. Denenebilir. Denemeyecek bir şey değil. Tamam mıyız? Bir de Hektan Bey'in sorusu var abi. Okay. Seneye tüm takımların altyapıdan oyuncu oynatma zorunluluğu kuralında. Evet, dakikaya bakma muhabbeti. Saçmalık. Böyle şey olmaz. Zaten evet. Mantık ne kadar doğrudur diye sormuştu. Olur. Buna tam ya. Cevap oldu. Olur mu canım ya? Zorlu altyapı oyuncusu oynatılır mı ya? Hemen bir de bir anda olur mu? Olacak iş mi ya? Bu ne kadar kurcalarsanız o kadar kötüye gidiyor iş. Sevgiler, saygılar. Haftaya görüşmek üzere.